İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan yönetiminin katılımıyla Asala şehitleri için anma töreni düzenlendi. Stepan Agert'in diriliş meydanına Dikran Mansurya'nın müziği çalacak. Artsakh Cumhuriyeti'nde Karvacar'da 15, Aryaban'da 12 yeni ev inşa edilecek. Türkiye'nin askeri operasyonları sonucunda Kuzey Irak'ta ölü sayısı 80'e yükseldi. Türkiye'nin Yavuz adlı gemisi Kıbrıs sahilleri yakınlarında sondaj çalışmalarına başladı. Mimar Bogdan Giragosyan'a adanmış anma plaketi Batum'da açıldı. Cennet Kapısı adlı film sonbaharda sinemalarda. Yerebulur adlı şehitlik panteonunda akrabalarının, silah ve dava arkadaşlarının, Ermeni Apostolik Kilisesi temsilcilerinin hazır bulunduğu şehit Ermeni savaşçıların anısına 7 Ağustos saat 18.30'da bir ayin düzenlendi. Şehitlerin geçtiği mücadele yolları ve kuruluşundaki faaliyetleri sırasında karşılaştığı zorluklar ile Asala savaşçılarının ideolojik mücadelesinin temeli hatırlandı. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin din adamları bir anma töreni düzenlediler. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Başbakan Garnik Sarkisyan, Milletvekili Vrej Abrahamyan, Vache Hagopyan ve Mesrop Natakanyan anma toplantısına kendi katkılarını sundular. Maestro Dikran Mansurya'nın tüm zamanların sevilen sinema müziği, 1 Eylül günü saat 20'de Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'in Diriliş Meydanı'nda çalınacak. Ermeni besteci, Sovyet Sosyalist Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı, emektar sanatçı Maestro Dikran Mansuryan bu yıl 80 yaşına girdi. Bu vesileyle Mansuryan'a adanmış konserler dizisine Artsakh Cumhuriyeti'nde başlanacak. Artsakh Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Turizm Bakanı Lernik Ovanisyan, Artsakh halkının Mansuryan'a adanmış günlerini sabırsızlıkla beklediğini söyledi ve konserin Artsakh'tan başlayıp Gümrü'de sona ereceğine dikkat çekti. Bakan, Artsakh Cumhuriyeti'nde yılda birkaç kez kültürel programlar çerçevesinde konserler düzenlenmesine olan isteğini dile getirdi. Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'te yayınlanan Abaraj gazetesinin yazdığına göre, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Martirosyan, Artsakh Rus Investment Ari Yönetim Kurulu üyeleri Stepan Der Petrosyan ve Vache Melkonyan'ı 7 Ağustos'ta makamında kabul etti. Görüşme sırasında Kaşatağ bölgesinin Ağavno semtinin Aryavan mahallesinde 12 ve Şahumyan bölgesinin Karvacar şehrinin Sidney mahallesinde 15 evin inşa edilmesi planıyla ilgili konular ele alındı. Elde edilen anlaşmaya göre farklı sosyal gruplar için öngörülmüş daireler yıl sonuna kadar hazır olacak. Ardından Grigori Martirosyan, Artsakh hükümeti adına Ari adlı şirket ile Ağavno mahallesinde bir okul binasının inşaatına başlandığını ilan ederek anlaşma imzaladı. Türkiye'nin resmi Anadolu Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 Kürdistan İşçi Partisi PKK militanının öldüğü bir hava saldırısı düzenledi. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Twitter mikrobloğundan edinilen bilgiye göre hava saldırısı Kuzey Irak'taki Pençe adlı askeri operasyon çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. Bu operasyonların sonucunda bugüne kadar yaklaşık 80 militan öldürüldü. Türk Haberler adlı medya ajansı tarafından bildirildiğine göre Türkiye'nin Yavuz adlı gemisi Doğu Akdeniz'e sondaj çalışmasına başladı. Yavuz, Doğu Akdeniz'e sondaj gerçekleştiren ikinci Türk gemisi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin özel ekonomik bölgesinde sondaj çalışmaları Türkiye tarafından daha önce başlatılmıştı. 15 Temmuz'da Avrupa Birliği uluslararası hukuku ihlal eden sondaj çalışmalarına devam etmesi halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Buna karşın Türkiye, sondaj çalışmalarını durdurmayacağını resmen açıklamıştı. Batum kent merkezindeki Rustaveli Caddesi'nde bulunan evin duvarında Batum'daki ünlü Ermeni mimarı Acarya Özel Cumhuriyeti'nin onursal mimarı Bogdan Giragosyan'a adanmış bir anma panosu açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı'ndan Armen Press'e aktarılan bilgiye göre anıt panosunun tasarımı ve montajı Batum Belediyesi, Acarya Mimarlar Birliği ve Ermeni Cemaati ile mirasçıların çaba ve destekleri sayesinde gerçekleşebildi. 1912-1972 yıllarında yaşayan Bogdan Giragosyan, Batum'da
kenti simgeleyen sütunlar dizisi dahil olmak üzere büyük önem taşıyan bir takım mimari yapıyı inşa ederek derin bir iz bıraktı. Bu yıl ünlü Ermeni yönetmen Civan Avedisyan'ın Artsakh Savaşı'na adanmış Cennet Kapısı adlı yeni bir filmi büyük ekranda gösterilecek. Armen Press tarafından verilen bilgiye göre bu haber Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kültür Müzesi'nin web sitesinde yer almaktadır. Filmde yer alan olaylar 2016 yılında gerçekleşmiştir. Filmin Yerevan ve Stepanakert'te resmi olarak gösterimi Ekim ayında planlanıyor ve gelecek yılın Mart ayında ise Los Angeles'ta filmin galası gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lernabar grubu tarafından seslendirilen Yes Veri Yerini Gönlükte eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.